Arkadaşlar merhaba. Bugün arkadaşlar annemle birlikteyiz. Merhaba anne. Merhaba Berat. Çok şey yapay YouTuber girişleri. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki çok başarılı bir okul hayatım var. Ve bugün annem bu başarılı okul hayatımı inceleyecek. Okuldan atıldım anne. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Tekrar ben anneme daha önce e-okulumu göstermedim hiç. Bugün ilk defa görecek. Notlarımı genel olarak biliyor musun? Bilmiyor. Bilmiyorum kesinlikle. Okuldan atıldığımı bile bu videoda öğrenmiş olabilir. Neyse arkadaşlar. E-okula giriş yapamıyorum anne. Okuldan atıldım ya. E-okulum da kapanmış. O yüzden daha önce abimle bakmıştım. Ah abim, canım abim. Merhaba. Abim nerelerde anne? Umut abi özledik seni. Bir ara gel uğra da bir kahve içelim, çay içelim abi daha. Nasılım? Çok güzelsin maşallah. Zayıfmışım orada bak. Evet çok zayıfmışsın. Şimdi anacım 1. sınıftan 12. sınıfa kadar notlarım var. 2. 3. sınıfım yok. 2. sınıfta ne yaptım ben? Gitmedim mi okula? Gittiğini neden yazmıyor peki? Bilmiyorum. Bugün buna cevap bulamayacağız. Arkadaşlar bu annemle daha çok video gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi anne bak 1. sınıf notlarıma bakar mısın? Beden eğitimi 100. Görsel sanatlar 95, müzik 100 anne bak. Başarılısın müzikte maşallah. Maşallah maşallah. Rapçi olacağım arkadaşlar biliyorsunuz i̇nşallah. Zaten. Ne istiyorsan o. İnsan o. Aynen bak güzel mi? Arkadaşlar insan olun. Ne olursan ol yine gel. Birinci sınıfı böyle geçirmişim. Gayet güzel, gayet hoş bir şekilde. Hiçbir sıkıntı yoktu. Gelelim. Burada 4. sınıftayım. Bak 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 notlara bak anneciğim. Hiçbir düşüş görüyor musun burada? Din kültürü 100. Elhamdülillah. Maşallah. Maşallah maşallah. Bu çocukta gelecek var. Bir tek sosyal bilgiler 90. O da süper yani. 90 bile süper yani kesinlikle. Evet. Sosyal bilgilerde neden düşükmüş? Benim sosyalim kötü. Trafik falan 100 almışım hep. İşte gerçek bir sürücü Y5'in arabasıyla kaza yaptım geçen. Burada 5. sınıftayız anne. Görüyor musun? Bak yine hala bir düşüş yok ya. Hala çok iyi. Bak dramaya falan girmişim ben. Seçmeli drama 100. Oyunculuk da var. Her şey var. Bak matematikten 100 almışım ya. Tövbe estağfurullah. Nasıl yaptım ben lan onu? Nasıl yaptım harbiden? Tamam diğer sınıfa gelelim arkadaşlar. 6'da bozulmalar başlıyordu galiba bende ya. Bir gelelim 6'ya. İlk kötü notumuzu gördük anne. Fen evet. Bilimlerini görüyorsun değil mi? Ama sen feni sevmiyorum diyordun. Evet, evet, evet. Fen iğrenç, kimya, biyoloji... Diğeri neydi lan? Kimya, biyoloji, fizik. İğrenç dersler bunlar. Yapamıyordum onları yani. Zor geliyordu bana. Yabancı dili görüyorsun değil mi anne? Yabancı dil uçuyor. Aa benim dinim de düşmüş lan. Ama sizin öğretmen sıkıntılıydı o zaman sanki. Din hocamız mı? Bizim öğretmen bize sigara içmeyin, alkol içmeyin falan diyordu. Okulun arkasında Allah çarpsın bira içiyordu herif. Sanki öyle bir şeyler de duymuştum ben. Çok kral adamdı, çok severdik kendisini ya. Vallahi ağlıyordu birasını, arkada içiyordu adam. 55 72 bir dinde bir düşüş yaşamışız. Allah'ım inşallah toparlamışızdır sonradan. Bakalım. Aa bak matematikte de düşmüş. 55-45. Evet ne olmuş burada matematiğine senin? 6. sınıfta bir gitmişim ben. İlgini bırakmışım matematiğe karşı. 7. sınıfa gelelim. Evet 7. sınıf. Din yükselmiş. Din yükselmiş. Maşallah inşallah. Bence hocan değişti burada senin. O hocadan kurtarmışsın paçayı. Galiba o hoca gitmişti harbiden. Evet 7. sınıfta gitmişti. Başka bir hoca gelmişti bize. Aynen. Sen burada bayağı düzeltmişsin. Güzelleşmiş yani. Matematiği de bak bir 60 almışım, bir 70 almışım, arada bir 35 almışım. O ne olmuş acaba orada anlamadım. Bir sıkıntı olmuş. Olsun. Teknoloji tasarım 30. İlk düşük notum, harbi düşük notum. O da şeyden dolayıydı anne, ben kavga ettim teknoloji tasarımcıyla. Ne kavgası yaptınız? Hatırlamıyorum ki, bir ödev vermiş ama çok saçma bir ödev vermiş. Hocam dedi ben bunu yapmam dedim. Orada şeyimi koydum işte ortaya. Sonra 30 verdi. Potansiyelini görmüş senin. O zamandan belliymiş böyle şeyler olacağı. Okuldan atılacağım da bak belliymiş o zamandan. 8. sınıfa geçiyorum. 8. sınıf notlarım. Bak beden eğitimini hiç aksatmıyorum. Hep 100 alıyorum annen. Seviyormuşsun demek ki. Çok. Belki beden hocası olursun ileride. Beden hocası olacak bir tanıdığım vardı anne. Beden hocası okul olmaya gitti. İyi. Seni çok özledim. Seni çok sevdim. Neyse boşverin. Fen bilimleri 66-90. Bak ikinci sınavda yükselmişim bir. Artık demişim ki ben derslerime odaklanayım. 40'tan 60'a yükselmiş mesela matematik. İkinci sınavlarda hep bir yükseliş olmuş. İnkılap tarihi 65'ten 100'e çıkmış. Güzel. Teknoloji tasarımı görüyor musun anne? 8. sınavda 100'e yükselmişim 30'dan. İşte orada ne oldu biliyor musun? Ben adamdan özür diledim. Kavgamız bitti. O yüzden bana 100 verdi. Sınava girmedim bile ben. Direkt 100 verdi. İyi olmuş. İşte özür dilemek bir erdemdir. Görselim 65'e düşmüş 100'den. Orada da bir sıkıntılar çıkmış. Ama müziği görüyor musun? Müzik hiçbir zaman düşmemiş. Bedenle müzik birebir gidiyor. Evet 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 en iyi derslerim. Aynen. Aa şimdi anne kırılma noktasına, asıl kırılma noktasına geliyoruz. 9. sınıfa geçiyoruz. Evet 9. sınıfımız hayırlı uğurlu olsun. Anne burada bir biyolojiler, kimyalar falan bir girmeye başladı. Biraz sıkıntılı derslerdi. Bunlar evet bayağı düşük notları. Biyoloji 24-34. Bir şekilde geçirmiş ama hoca Allah razı olsun. Din kültüründen bir 50 almışım. Fizik 59-52 yine fena değilmişim fizikte bak. Yine ama bak ortalamalar 50'ye düşmeye başladı görüyorsun değil mi? 9'da bir şeyler olmuş. Ne oldu 9'da anne? Belki sıkıntılar yaşamışındır. Vallahi yaşadık bir şeyler. Neyse çok girmeyeceğim o konulara yine. 9
İyi. Ne olmuş başka? Matematik 37-33. Almanca mama bak iyiymiş. Ich bin Berat. Was gut? Nerede Almanca o ya? İkinci yabancı dil. Bak bir de yabancı dil var, İngilizce. Aa, 96. Almanca zor ama. Nein. Ich bin... Onlar evet hayırlar dışında ne biliyorsun acaba? Başka ne olmuş? Yine çok bir şey olmamış buralarda. İngilizce biraz iyi. İyi, hep iyi gitmiş İngilizce, görüyor musun? Evet, seviyorsun sen İngilizceyi. Yes. Ha bir de 9'un birinci dönemi var. Bu da birinci dönem anne, 9'un. Yabancı dil 100. Edebiyat 50-68. Tarihten bir 25 almışım. 86'dan 42'ye. 61'den 29'a. Çok manyak düşüşler yaşanıyor anne burada. Deli dehşet düşüşler yaşanıyor. Neyse halledeceğiz. 10. sınıfta halledeceğiz inşallah. 10. sınıfta geliyorum. Bu ne? Seçmeli astronomi ve uzay bilimleri. Gene uzaylılara mı düşkünsün? Biyolojiyi gördün mü anne? En üstte. Biyolojiyi ben de hiç şey yapmıyorum ya. Akılda kalıcı bir şey değil. Evet, çok saçma bir ders. Arkadaşlar biyolojiye evet. Kim ilgi duyuyor gerçekten ya? 24-15 almışım. 30 ortalamayla geçmişim. Geçememişim, kalmışım. Nasıl geçmek? Fizik 15-25. Çok düşükmüş. Kurtardın oradan herhalde. Yok, kurtaramadım. Kurtarmış mıyım? Fizik 15-25. 30 yok. Yine kurtaramamışım. Yine kalmışım. Vallahi 20'ler 30'lar havada uçuşuyor. Bu nasıl bir 10. sınıf yaşamışım bilmiyorum. Neyse bak 10. sınıfın yarısında da 2. döneminde de çok kötü bir olay yaşandı. İkinci döneminde korona başladı. Sanırsam herkesi geçirmişlerdi değil mi? Evet. Herkesi o sene geçirmişlerdi direkt sınava girmeden. O yüzden direkt 11'e geliyorum şimdi. 11'de de evden eğitim başlıyordu. Gelelim 11'e. 11 biraz sıkıntı anne. G'leri görüyor musun? Ne anlama geliyor? G'nin anlamı şu. Ya yani girmesine gerek bile yok, biz onu geçiriyoruz demek oluyor. O kadar iyiymişim yani. He. Yani. G geçti anlamında mı? Evet geçti. Geçti. Hepsini geçtim artık. Onun yanında 0 yazıyor bu arada, onu yanlış yazmışlar herhalde. 100 yazmaları gerekiyordu oraya. Din kültürü 57. Matematikten 2. Nasıl? Nasıl bir puan öyle ya? 0-2. Enteresan. Çok enteresan. 2. 0-2. Ona da adını soyadını yazana 2 puan veriyordu hocamız. Anne ben matematikte bir sorunun cevabını 1 dolar bulmuştum. Yemin ederim ki 1 dolar bulmuştum sonucu. Aklım hemen dolarlara gitmiş anne, görüyor musun? Aklım hep parada. İşim gücüm para. Sen anlaman. İşi para, sen anlaman. Reçkol. Çakal reçkol. Var ya ballığı. Viski. Yengeniz heyecanlı. Rüştü. He. Doğru. Sen çakal dinliyor musun anne? Ben çakal dinlemiyorum. Ben Uzi dinliyorum. Uzi dinliyorum. Ne var bunda? Tarih 58. Türk Dil Edebiyatı G. Anne bu arada ben sana karşı yalan söyleyemem. G geçti demek değil, G girmedi demek. Ciddi misin? Girmedim sınava direkt. Ama bizim zamanımızda G geçti oluyordu. Hakkını yemişler bence senin orada. Kesinlikle! Evet! Hakkını ben aslında yemişler. Gittim o sınava yani. Kesinlikle uyumuyordum. İkinci dönemine geldik. 11. sınıfın ikinci döneminde ne yapmışım ben? Ne olmuş burada ya? Anne ikinci yabancı dil ortalamam 4.5. Az önce 100 almıştım ya Almancadan. Evet. Şimdi 18 almışım. Fik! Ne demekse o? Coğrafya 40, 33, psikoloji 50, bak psikoloji yerlerde. Tarih 20'ye düşmüş, Türk Dili Edebiyatı 15'e düşmüş. Kızmıyor musun anne ya bu notlara? O kadar da kızmıyorum yani, sen açık liseye de yazıldın. Bunların hepsini başaracaksın diye düşünüyorum. Arkadaşlar açık liseye yazıldım 2 hafta evet. önce falan. Kitapları almadım daha. Okuyacağım ama anne. Söz veriyorum evet. okuyacağım, büyük adam olacağım. Allah şereflendirirse beni bir gün adam olacağım anne. Çok diyecek bir şey yok buralara. 12. sınıfı görmek ister misin gerçekten? Hazır olduğunu sanmıyorum. 12. sınıfı görmek istediğini. Aç bakalım ne çıkacak. Bismillah. Anne ben kaçayım yavaş yavaş. Aç bakalım. Hazır mısın? Ama ne çıkabilir ki bu kadar? Gösteriyorum sana. Evet. Hepsi G. Böyle. Hepsi G çıktı bunların. Evet. Gitmedin. Hiçbirine gitmedim. Yapacak bir şey yok. Kızmıyor musun gerçekten ya? Yok kızmıyorum. Okul karşıtı gibi de gözükmeyelim burada ya. Yok. Okul karşıtı değil de. Okul güzel bir yer. Herkesin gitmesini tavsiye ederim. Arkadaşlar gidin okulunuza. Benim yani bir işim vardı. Evet sen mesleğine ilgilendin. Ha mesleğine ilgilendim. Benim okuluma mesleğine çok... ilgilenince burada sana da problem yüklemek istemem yani. Ya evet. Hayata erken atıldım biraz. YouTube falan filan. Ben zaten paramı kazanıyordum. Sebepten dolayı okula birazcık bir ara vermek istedim. Zaten şu anda da yazıldım tekrar okula. Okulu bitireceğim. Böyle kötü örnekte olmak istemiyorum size karşı. Okulunuza gidin. Böyleydi yani okul hayatım. Anneciğim kızmadığın evet. için çok teşekkür ederim. Yılan sonra dayak var mı? Kızmayacağım. Aksa bu arada annemle daha çok video gelsin mi? 90'ların abur cuburlarını deneyebiliriz annemle. İstiyorsanız videoyu beğenin, yorumlara yazın. Abone de olun, o bildirimleri de açın. Teşekkür ederim. Neyse Aksa teşekkür ederim sizin için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Çok güzel videoydu.